Lise 1'de dershaneye gitmeye başladım. Daha doğrusu şöyle Lise 1'in son e, döneminde girdim. Aslında bizimkiler Lise 2 için kaydetmişlerdi beni. Daha sonra oradakiler dediler ki ya o zaman gelmişsiniz yani Nisan ayındayız falan artık dönem bitecek. Dediler ki yani gelmişsiniz bizim bir takvimimiz var. Ondan sonra e, bir işte... Iki, bir ay boyunca bu Mayıs ayı boyunca lise 2 konularını anlattığımız, müfredatta anlattığımız özel dersler olacak. Oraya da girsin. Benim annem hemen atladı. Hemen iki tamam. Ondan sonra Ondan sonra işte ben 27 yaşındayım. Ondan sonra öyle olunca annemler hemen tamam dedi. Ben de gittim orada okudum. Ondan sonra neyse bir, hafta oradan işte arkadaş grubu falan Uğur Dershanesi'nden tanıdıklar falan filan oradan biraz çevre yaptım kendime. Ondan sonra öyle yaptıktan sonra da geldik lise 2'ye. Şimdi dönem bitti. Lise 2'ye geldikten sonra şimdi yazları benim sakallar çıkıyor. Benim lisede de sakallar çıkıyor. Ayı gibi çıkıyor yani. Ondan sonra ilk çıktığı zamanlar ben sakallarımı uzattım ama ben yazın kesmiyorum. Ve İnanılmaz gür. İnanılmaz yani böyle gür sakallarım var. Kesmiyorum hiç. Ve e, size şöyle söyleyeyim. Adanalı dizisindeki Marazal'in hapishane sahnelerindeki gibi sakalım var böyle. Hakikaten o kadar. öyle her yerden çıkıyor. Ondan sonra ben yazın kesmediğim için şimdi dershane yazın açılıyor. Okullar açılmadan bir ay önce. Temmuz'un sonu Ağustosların başı gibi falan. Ben geldim sınıf boş sınıflar açıldı işte biz yine her sene olduğu gibi deneme test testi soktular bizi. Biz testi yaptık testi verdik sonuçlarına göre işte sınıflara sınıflara ayırdılar. Ben de bana derken senin gittin sen şu sınıftasın diye. Tamam dedim gittim sınıf bomboş İlk gelen benim sınıfta ön sıraya geldim oturdum. İnsanları bekliyorum insana geldiğinde çünkü ben her zaman en önce gitmeyi çok severim. Gerçi benim şöyle bir problemim vardır okullarda ben her zaman şöyle bir olay oluyor bende. Lisede de, ortaokulda da, ilk öğretimde de hep bir hafta önce yazıldı. Ya bir hafta sonra yazıldı. Yani okullar açıldı bir hafta. Hep bir şeyler olmuştur. Hep bir şeyler olmuştur tamam mı? Ondan dolayı bir hafta geç... En nefret ettiğim mevzu da olur çünkü... Ya bir okula gittiğinde, bir hafta sonra gittiğinde... Ulan bir haftada insana kanka oluyorlar, çevre kuruyorlar. E daha sonra bir bakıyorsun, sonrası o çevrenin içine girmek biraz zor olabiliyor yani. Ama ben girişken bir insanımdır ama yine de zor yani. Bu sefer ilk defa bak dershanede ilk defa el, gelmişim, önce gelmişim, oturmuşum sırama dershanede oturmuşum. Gelecekler tanışacağız, gelecekler tanışacağız falan. Abi bir, 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 arkadaş geldi. Adı Ömer Faruk benim arkadaş. O şey dershanede. Geldi şeyden geçti. Bir baktı şöyle sonra geri gitti. Ben de böyle bekliyorum. Hadi Meral'a yanlış gelmiş. Sonra geldi bir daha, baktı. Sonra bir daha geri gitti. İkinci, üçüncü de gelince bana şey sordu. Abi lise 2 iki... abi. abi lise 2 sınıfları bu, bu burası mı? İşte, bilmem bilmem sınıfı burası. Evet burası deyince ha öyle mi falan filan dedi geldi. Abi benim sakallar uzun ya. Beni bayağı abi zannetmiş. Lise 4'lü falan. Filan. Hani ben onlardan zannetmiş beni. Ondan sonra geldik, oturduk, konuştuk. Diğerleri geldi, onlarla konuştuk, ettik. Bayağı büyük duruyorum ve benim lise arkadaşlar, ben şu an çok genç duruyorum öyle söyleyeyim size. Benim lise bak lise dönemimdeki fotoğrafım buraya koysun karşılaştırsınlar. Şu anki halim kardeşi gibi durur. yani ergenlikten galiba. Ya, var da hayatta paylaşmam. Ergenlikten galiba benimkisi. Hani bazıları ergenliğe girdiğinde çok fazla yeşil yaşlı gibi durur. Sonra 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 gençleşir gibi. Onun gibi. O Utkan Ondan sonra başkaları geldi, konuştuk, ettik. O işte Ağustos ayı boyunca Eylül'ün işte ortasında okul açılacak işte. O 4-5 haftalık süreçte konuştuk, arkadaş olduk falan filan işte ettik falan. Tabi insan ilk başlarda samimi oldukları zaman samimiyet geldikten sonra espriler yapıyorlar. Şimdi benim sakalım olduğum için de benim sakalımla alakalı ve duruşundan da dolayı falan filan bana bir türlü mizah yapmaya başladılar. Bu mizahlardan bir tanesi Orta Doğu'daki bütün diktatörler. Abi biri geliyor bana El Mübarek diyor. O zamanlarda arkadaşlar şey var ha. Ee, Arap Baharı var. Bütün diktatörler indiriliyor. Tam gündem o dönemler yani. Öyle söyleyeyim size. Ya geliyorlar bana Al Mübarek diyorlar. Geliyorlar bana Kattafi diyorlar. Bir ara Kattafi çok fazla. Abi ne bileyim Esad dediler. Efendime söyleyeyim. O Fas'taki, Cezayir'dekiler. Hepsini söyleyip bir güzel taşa geçiyorlar benden. En son işte Esat'ta kaldı. İşin ironik olan kısmı da Esat'ın sakalı yok. Ya bana Esat dediler ama arkadaşlar böyle hani böyle bir taşak geçme yok. Artık bu mim leşti. Tamam ilk İlk mimlerden bir tanesi. Yani bak daha sosyal medyada mizahta mim yoktu. Benim mimim ortaya çıktı. Esat. Ya arka ya öyle bir noktaya geldik ki bütün dershane şey yapmaya başladı diğer sınıfa geçti. Diğer sınıftakiler bana Esat diyor. Oradan başkasına geçti. Oradan başka. Abi herkes ya. Herkes Esat demeye başladı bana. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz yayıldı sınıfa. Ya Esat aşağı yukarı, Esat aşağı yukarı. Esat. Aşağı... Ya bir gün hastayım. Hocalar falan be geliyorum oğlum ekle bana bekle dur. Oturdum abi bir gün hastayım tamam mı? İnanılmaz hastayım böyle yorgunluktan ölüyorum. Gidim ki dershaneye gitmeyeceğim hafta sonu. Gitmedim. On, ama sadece sümük hastayım bu arada. Gidemiyorum falan. Yani. ayağa kalkacak halde değilim. Ama ne koyayım? Ankara'da bomba patladı. O zamanlarda işitçiler bomba patlatıyor devamlı. Yani o tam o dönemler yani. İşitçi, canlı bomba işitçilerin Türkiye'de kol gibi gezdiği dönemler işte. Sonra <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> sonra bir hafta sonra bana tabii bombacı falan da diyorlar işte Esat diyorlar, terörist diyorlar, ne bileyim bombacı diyor. Her şeyi söylüyorlar bana. <laughs> Sonraki hafta geldim oturdum abi. Tamam mı? Dersleri hoca işte bize ödev vermiş. <laughs> Ondan sonra ödevleri kontrol ediyor. Sonra hoca benim yanıma geldi. Aa Burkay aç bakayım dedi. Baktı baktı baktı. Dedi sen geçen hafta neredeydin dedi. Dedim hocam hakikaten çok İnanılmaz hastaydım. Ge Hoca baktı tamam mı? Hoca baktı. Ondan sonra geçen hafta şu ileride bomba patladı. Sen mi yaptın falan dedi. Hoca dedi. Ya dedim herkes bir patladı gülmedi Oh! Ya dedim hocam. herkese anladım. Siz yapmayın bari gözünüzü seveyim. Artık korkuyorum ya. İstihbarat alacak beni gözünüzü seveyim ya. Diyecekler ki ne oluyor? Abi herkes söylüyor çünkü. Büyük problem artık işin komiklik kısmını siktir ettim bak. Ben boncuk boncuk terliyorum her bu muhabbet döndüğünde var ya. Herkes de mizah. Hocalar kendi aralarında mizah yapıyor. Bombacı! Ya, Abi yani yapmayın hocam diyorum. Benim adım, adım var ya. yani. Bana söylemeyin böyle falan diyor. Bağırıyorlar koridordan falan. Abi inanılmaz bir mevzu. Bir gün işte gittim kantindeyim. Tamam hamburgerimi almışım. Kar Bizim dershanenin de en üst katında galiba 7-8 katlı bir dershane bizdi. Öyleydi. 8. katta SBS tayfa. Yani işte lise LGS tayfa var. İşte onlara ayrılmış. Onların kendine özel kantinleri falan da var. Yani çok aşağı inmesin çünkü kantin birinci katta falan. Hani oralara çok fazla inmesinler. O diye şey yapmışlar. işte e, oraya kendi kantin yapmış. Ya le çocuğun teki amına koyayım piçi. Tamam mı? Görsen amına koyayım tam bir afacan piç. Ama şişko bişko bir şey. Merdivenlerden amına koyayım öyle saatleri saat 12 falan bizim hafta sonları ders anlayayım hamburgerimi almışım mayonez falan sıkacağım işte masada. Orospu'nun çocuğu geldi amına koyayım 8. katta inmiş aşağıya böyle seke 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 merdivenlerden tık, tık 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 indi indi indi, geldi. Esat abi Esat abi deyip geldi. Dedim, Sektir git amına kodumun çocuğu dedim. Bu çocuk aldı geldiği gibi geri gitmeye başladı. Tamam mı? Geldiği gibi geri kaçmaya başladı kendi geldiği yere doğru. Abi kantinci taşak geçiyor. Bütün orada kantinde kim varsa lise 2, lise 3, lise 4 fark etmez. Herkes bakıp dalga geçiyor, gülüyor, eğleniyor falan. Ya dedim Allah kahretsin ya. Ya yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Ya işin şizofrenik kısmı şu. Bir gün bizim felsefe dersimiz var. Felsefe dersine ben giriyorum. Felsefe dersine de çok fazla kişi giren yok. Hoca da diyor ki çok girmeyin yok. Hani yok da mal alacağım mal alacağım gibi şeyler yapmayacağım ben diyor. Hani az kitle gelsin beraber yapalım. Ya ben de giriyorum işte. Bizim başka sınıflardan kızlar geldi iki tane. Ben merdivenden iniyorum abi. Bizim bu arada şey var. Uğur dershanesinin kantini var. Kantinin yan tarafında şey var. Yusuf hoş geldin ama ben birazdan gideceğim. Şimdi kantinin Yan tarafı açık teras. Hani sigara içmek isteyenlere orası verilmiş. Yani orada içebilirsiniz yoksa sigara içmek yasak anne hani ama oraya verilmiş yani. Orada içiliyor. Abi ben geldim. Merdivenden indim, kantine geçtim, bir şey aldım, geldim ondan sonra oraya isim arkadaşlar orada arkadaşlar geldi. Tık 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 içiyorlar. Bir şeyler Sigara içenler var. Içen, ben de onların yanına geldim. Sohbet ediyorum tak arkadan iki tane kız geldiler. Geldiler bana dediler ki hiç çakıştıramadım sana dediler. Cık. Ne oldu dedim. Yani gerçekten bak deminden beridir tam merdivenlerin başından beridir sana sesleniyoruz. Dönüp arkana bile bakmıyorsun. Hakikaten çok üzüldük. Çok kırıcısın dediler. Aa dedim çok özür dilerim ya ben duymadım ki seslendiğinizi. Ya nasıl duymadın? Deminden beridir en az 20 kere Esat Esat diyoruz. Niye insan nasıl duymaz? Ya dedim siz banyak mısınız kardeşim? Benim adım Esat mı amına ya? Ben sana kızın adı galiba Selin miydi neydi? Ben sana Ayşegül desem sen bana döner misin bakar mısın? Abi inanılmaz bir ortamdı ya. Ve beyler hani bütün bak bizim sadece bizim sınıf değil. Bütün dershane, kantinci, hademe, hocalar, herkes ya. Ya bir gün bir gün başka sınıfa geçtim tamam mı? Bir gün abi sakalı kestim zaten okullar açıldığında Eylül'de o sakalı kesiyorsun. Sakalı kesten ne olur? Adın çıkmış. Ee, bitti oğlum bitti yani. Sinek kaydı sakalın olsun bitti. Sana onu söylüyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Sonra ilk duyanlar diyor ki neden böyle söylüyorsunuz? O anlatıyor falan filan. Aa diyor komik biz de yapalım. Aman koyayım sizin ben. Herkes söylüyor. Ya arkadaş bir sınıfa bak sene bitmiş diğer sene para hazırlamışım Parayı almışım kaydımı yenilemeye geliyorum. Orada da işte şeyden girdiğinde dershane içine girdiğinde kapıdan içe girdiğinde sağ tarafta asansörler var. Asansörün öbür tarafında da şey var. Ee, bu parayı alan daha onla, kayıt yenileyenler insanlar var. Kapıdan içeri bir giriyorum. Buraya x-ray yaptıracağım atsın senin için. Girdiğinde ötsün. Ya Allah Ya temizim diyorum temizim. Abi inanılmaz bir dönem. Oradaki sonra ne oldu? Bizim sınıfta son lise lise 4 şeyde lise 4 dershanesinde. Lise 3'ten bizim Canberk vardı arkadaş. Bizim de okuldaydı. Ondan sonra ama farklı sınıftaydık, lise 2 sınıfımda. O bizim sınıfa kaydını aldırdı. Bizim sınıfta. Kaydını şey ya şöyle yapmış, sınıf değiştirmeyi yapmış. Bizim sınıfa aldırmış. Amanekli dershaneden arkadaşım. Sonra bir kız vardı bizde. O lise 4'te, lise 3'te gelen. Ee, lise 3'teki kız da amana koyayım Ankara'da okul kalmamış. Bizim sınıfa gel, bizim okula gelmiş, kaydını yaptırmış. Bizim okula geldikten sonra bir de bizim sınıfa kaydolmuş. Abi bir Canbert de geldi. Canbert'ten sonra o kız geldi. Sonra ben dershaneye gittim. Dershane ki bir başka kız diyor ki bir şey söyleyeyim mi? Ben bizim okulda çok kötü okuldan ayrılacağım. Sizin okula gelmek gibi planı var. Ya dedim gelmeyin amına koyayım ha. Ya dershanede zaten bana gittiniz mimle mim yaptınız bombacı diyorsun ben bir de okulda çekemem yani 4000 kişilik okulda falan filan dedim yok yani gelmeyin dedim. Aşırı sinir olmuştum yani orada. Abi adım bir kere çıktı beni bombacı diye Esat diye ne kattafi diye öyle gitti yani. İnanılmaz ya benim böyle bir böyle bu da böyle bir anımdır yani.